Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün 186 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 11.479 yeni vaka tespit edildi. Bu kişilerden 1.291'inin semptom gösterdiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarının İstanbul ve İzmir'de %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düştüğünü açıkladı. İzmir'de 2013'te yaptıkları eylemde "Ayran içmiyoruz, kızlı erkekli yaşıyoruz" pankartı açan öğrencinin davasında karar çıktı. Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan İ'nin 5 ay boyunca alkollü içki satışı yapılan mekanlara girişi yasaklandı. Dilan İ kararı hem gülünç hem de korkunç sözleriyle değerlendirdi. Ankara polisi dün Van kedisi operasyonu düzenledi. İnfaz koruma memuru Handan S'nin evinde kaçak yetiştirip sattığı belirlenen 8 Van kedisine el konuldu. Handan S'ye hayvan başına 197 lira ceza kesildi. Nesli tehlikede olan Van kedileri koruma altında bulunuyor. İstanbul'un barajlarından Alibeyköy'de su tamamen çekildi. Doluluk oranı %10 seviyesine düşen barajda koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Ayın 14'ünden sonra ise kente kış gelecek. Türkiye'de ofis açma kararı alan sosyal medya platformlarına Çinli TikTok ve Rus VKontakte de eklendi. TikTok'tan yapılan açıklamada "Yasalara saygılıyız. Türkiye'nin internet kanununu inceledik ve getirdiği yükümlülüklere uyacağız" denildi.